İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler sorunu. Batı Ermenistan'ın Kesarya Kayseri'nin Engir Gölü'nün göçmen kuşları yuvasız kaldı. Başar Asad, ülkeye geri dönenlerin sayısının arttığını söyledi. Rus askeri doktorlar Kamışlı kentinde yardım etmeye başladı. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 2600 yaşında bir kadın savaşçının mezarı bulundu. Batı Ermenistan, Yerevan'ın basını Başbakan Nikol Paşinyan, Corriere della Sera ile bir röportajında Ermenistan Cumhuriyeti'nin Türkiye ile diplomatik ilişkileri ön koşulsuz olarak kurmayı hazır olduğunu ifade etti. Armen Press'in İtalyan gazetesinden aktardığına göre Başbakan Paşinyan şöyle devam etti. Türkiye ile diplomatik ilişkileri ön şartlar olmadan kurmaya hazır olduğumuzu söyledim. Ermenilere karşı işlenen soykırımın uluslararası tanınması Türkiye ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasının ön şartı değildir. Bu tanıma sadece onlarla olan ilişkimiz için değil, daha önce de bahsettiğim gibi genel olarak soykırımların önlenmesi için çok önemli bir süreçtir. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'dan bu ifadeyle ilgili analitik görüşlerini sunmasını istedik. Armenak Abrahamyan Ermenistan Cumhuriyeti Doğu ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkiler sorunu ilk bakışta basit fakat gerçekten çok karmaşık bir yapıya sahip. Bununla neyi kastediyoruz? Osmanlı Devleti'nin halefi olan Türkiye Cumhuriyeti bir cumhuriyet olarak doğuşundan başlayarak kendinden önceki hükümetlerinin yapıcı olmayan politikalarını takip ederek katliamlardan kurtulmuş olan ve 1918'in başlarında Rusya ve 1920'de Müttefik Güçler Yüksek Komiserliği tarafından yeni tanınmış devlet olarak Batı Ermenistan topraklarında Ermeni nüfusunu katletti. Türkiye o zamandan beri bu devletin topraklarını işgal etti ve 2 milyon Ermeniye karşı işlediği soykırımı inkar etmesine rağmen 18 Temmuz 1932'de Milletler Cemiyeti tarafından ve 24 Ekim 1945'ten bu yana ise Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye ülkeler tarafından uluslararası olarak tanınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti veya Türkiye doğu olarak nitelenen Ermenistan Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk devlettir. Yani 4 Haziran 1918'den bu yana işgal ettiği Batı Ermenistan sınırları dışında daha sonra 2 Aralık 1920'de sonrası 1991'de Türkiye Cumhuriyeti Doğu diye bilinen Ermenistan Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk devletlerden biriydi. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti, Ermenistan Cumhuriyeti olmadan önce Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti'ydi ve Sovyet öncesi 11 bin kilometre kare alana sahip Kafkasya Ermeni Cumhuriyeti'ydi. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti 1922 yılında Birleşmiş Milletler Teşkilatı üyesi oldu. 4 Haziran 1918 Batum Anlaşması'ndan bu yana halen Doğu Ermenistan Cumhuriyeti olan Kafkasya Ermeni Cumhuriyeti Türkiye ile diplomatik ilişkide bulunmaktan hiç vazgeçmedi. Son günlerde gerçekleştirilen Yerevan'dan Van'a uçuş sonrası Dünya Pan Ermeni Oyunları Komitesi tarafından Musa Dağı'da 7. Pan Ermeni Oyunları Meşalesi'nin yakılması olayını sizlere bir örnek olarak sunmak isterim. Sizler bu tür bir uçuşun diplomatik ilişkiler olmadan mümkün olacağına işten inanıyor musunuz? 10 yıl önce Nisan 2009'dan Ekim 2009'a kadar Ermeni Türk protokollerini kabul ettikten sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ser Sarkisyan daha az bir siyasi diplomasi içeren futbolu seçtiler ve bu tüm Ermeni nüfusunun inkarına yol açtı. Bu protokoller fiilen uygulandı. Müttefik güçler tarafından imzalanan ancak onaylanmayan fakat dış politikalarına uygun olarak uyguladıkları 1920 Sefr Antlaşması ile eşleştirilerek. Orada kanıtlar var ve Ermeni diplomasisinin Doğu Ermenistan'la olan konuşmaları kanıtlarla uyumlu. Ancak Batı Ermenistan nüfusunun kalbinde var olduğu sürece o özgürlüğün gerçek meşalesi ile uluslararası hukukun uygulanmasını taşıyacak ancak Türkiye için 1990'da Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık bildirgesinin 11. maddesi olan ve bir şekilde müttefik devletlerin devlet olarak tanıdığı Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nde soykırım gerçeğini tanıyan bir sorun var. Bu nokta gönüllü veya gönülsüz Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ile Batı Ermenistan Cumhuriyeti'ni sıkıca birleştirmektedir. Ben bu noktanın Türkiye Cumhuriyeti ile Doğu Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin geleceği özellikle de Sevr Antlaşması'nın 100. yılının yaklaştığı vesilesiyle çok hassas bir nokta olduğunu tamamen anlıyorum. Yerevan yönetiminin Türkiye ile bir yakınlaşma politikası izlemek için Doğu Ermenistan Cumhuriyeti bildirgesinin 11. maddesine geri dönmeye karar vermeleri ve Batı Ermenistan'ın asla var olmadığını kabul ederek anayasa değişikliği yapmaya zorlamaları muhtemeldir. Bu değişikliğe göre Batı Ermenistan'ın hiçbir zaman var olmadığı ve bu nedenle Batı Ermenistan'da hiçbir soykırım yaşanmadığı kabul edilebilir. Şu an Yerevan'da bu anayasa karşıtı tezi savunmaya çalışan bazı bireyler var. Zira Batı Ermenistan haklarının devamı olan bir devlet olarak Doğu Ermenistan Cumhuriyeti nasıl bir şey olacaktı? Onların amaçları bölgesel taleplerin uygulanması ya da soykırımın sonuçlarından dolayı tazminat ödenmesi değil. Onların amacı çıkarlar elde etmek. İşgal altındaki toprakların talebi için tazminat talep etmek ve Batı Ermenistan'da soykırıma uğrayan Ermenilerin haklarının tam olarak kendilerince ele geçirilmesidir. Onlar Batı Ermenistan'ın var olduğunu ve tanınmış bir devletin devamı olduğunu, soykırıma uğrayan ve topraklarından göç ettirilen yerli Ermeni halkının haklarının yasal halefi olduğunu açıkça reddediyorlar. Adaletin zamanı hızla yaklaşıyor. Çünkü Artsakh Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin İç siyasetinde gerçekleşen bu formalitelerin ardından bizler yalnızca Ermeni milletinin haklarını talep etme değil, hak iddia etme aşamasına girdik. 2020 yılı tüm Ermeni milleti için önemli bir yıldır. Batı Ermenistan'ın Gesarya Kayseri ilinin Melikgazi ilçesinde suları çekilen Engir Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangında bölgenin yardan fazlası tahrip oldu. Göçmen kuşların uğrak yeri olarak kullandığı 40 dekarlık sazlık bölgenin yardan fazlası zarar gördü. Yetkililer tarafından sahada yapılan zarar tespit incelemesinde kaplumbağa, tavşan gibi hayvanların da etkilendiği bölgede sultan sazlığındaki kuş cennetine göç eden kuşların mola yeri olarak kullandığı sazlık bölge büyük ölçüde kullanılmaz hale geldi. Suriye Devlet Başkanı Başar Asad tarafından yapılan açıklamaya göre bir yıldan fazla bir süre içinde 1 milyondan fazla vatandaş Suriye'ye geri döndü. Ona göre Suriyelilerin vatanlarına geri dönme süreci özellikle Şam ve Güney bölgesinin kurtuluşundan sonra hızlandı. Esad geri dönen vatandaşların çoğunun hükümeti desteklediğine dikkat çekti. Bu gerçek 2014 yılında gerçekleşen seçim oylaması sonucu belli oldu. Buna karşılık devlet başkanı suç işlememiş muhaliflerin Suriye'ye sorunsuz bir şekilde dönebileceğini ifade etti. RIA Novosti Ajansı'nın belirttiğine göre Rus doktorlar ekibi Suriye'nin Kamışlı kentindeki bir hastanede çalışmaya başladı. Akademisyen Burdenkvatlı askeri hastane uzmanları Suriye'nin kuzeyine çalışmaya geldi. Rus askeri doktorların çalışmasının şerefine Kamuşlu'da 300'den fazla yerli vatandaş ile bir toplantı düzenlendi. Rusya Federasyonu'ndan gelen doktorlar çoktan faaliyete geçti ve aktif olarak yerli halkı kabul ediyor. Uzmanlar hastalara kaliteli bakım sağlamak için gerekli tüm araçlara sahiptir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin kuzeyinde bulunan 2600 yıllık eski kemiklerin araştırılması, Van Krallığından bir kadın savaşçı ait olduğunu gösterdi. Arkeologlar ilgili bu kalıntıları Lori bölgesinin Bover 1 adlı mezarlığında 2017 yılının başlarında tespit ettiler. Bilim insanları bulunan seramik ve mücevherleri incelediklerinde iskeleti günümüz Ermenistan'da Urartu Krallığı'nın geliştiği millattan önce 8. 6. asırlarına dayandırıyorlar. Urartu Krallığı, İskit, Kimmer ve Mar halklarının istilası sonucu çökmesine neden olan, Milattan önce 6. yüzyılın sonuna kadar aktif bir fetih politikası izlemiştir. İskeletin incelenmesi yaklaşık 20 yaşında bir kadına ait olduğunu göstermektedir. Mücevher, gömülmüş kadının yüksek statüsünü kanıtlıyor. Daha ayrıntılı araştırma bilim insanlarının başka önemli bir sonuç çıkarmasına izin verdi. Kadın büyük ihtimalle bir savaşçıydı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ahbir Serop anısına Darun Sinelatlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.